Can abi Nisa Gündüz gibi oyuncularla röportaj videolarının devamı gelir mi? Abi çok isterim ve açıkçası şöyle yani bu işlerde genelde şu oluyor. Bir kere bir röportaj yaparsan onu uluslararası şirketlere gönderdiğinde bu şeylerin ihtimali artıyor. Mesela şimdi ben bunu bir PR'cıya göndersem herhangi bir şirketin PR'cısı bakacak diyecek ki aa ne güzel hani röportaj yapmışsınız olur size de ayarlayalım diyecek. Bir noktada bir tane kırmak lazımdı. Onu da kırmış olduk açıkçası. Hasan Kahraman'la patlatalım mı bir tane? Ha? Çok biliyorsunuz Hasan Kahraman ya. Ya bir tane hayalim var aslında. Arthur'u seslendiren adamla röportaj yapmak istiyorum. Müthiş bir herif ya. Bir alt tap çakacağım. Yani şimdi aslında Red Dead Redemption üzerinden yıllar geçti. Reis gelir mi acaba diye düşünüyorum. Bir şey yapmıyordur artık herhalde değil mi? Oturuyordur yani evinde. Ben bu herife bayılıyorum. Bir ara açtım full bunu seslendirmelerini izliyordum. Biliyor musunuz? İnanılmaz bir herif ya. Harun Can'la gelmeyebilir ya. Harun Can bir tık böyle şey. Biraz havalı abim yani. Biraz cool böyle abim yani. Şey yapmayabilir. Bizi beğenmeyebilir Harun Can Reis. I've got a. Hey. How's it going, guys? Got an announcement to make. I'm gonna be at San Antonio, Texas, the first weekend of November, November 1st to 3rd, at Alamo City Comic Con. And can't wait to see you all there. I'm going to be accompanied by Benjamin Byron Davis, who plays Dutch Vanderland, and the OG himself, Rob Weedoff, who plays John Marston. Sorry, it's a bit of a. Bu herif Angry Joe'ya benziyor ha. Lower energy post than usual. I just had a pretty lousy interaction, actually. You know, most of the time I get this when I meet the fans, it's awesome. This most recent one was a little rough. I met a kid who was missing the entire left half of his body and. Göksu Uğur kim tanımıyorum Oh, you Timuçin. know, he's such a trooper. He kept telling me how difficult it was to play Red Dead, but that, you know, it took him a little longer, but he finally completed it. What the game meant to him and. Seslendirme kısmında gelemedik bir türlü. What the hell is wrong with you? Get out of bed, you lazy bastard. What? Come on, partner. The day ain't gonna complete itself. You gotta get out of bed, you lazy. You remind me of Uncle. Don't be coming out with that lumbago crap again. I ain't having it. Get out of bed or I pull my six shooter and get you out myself. Whether you be live or dead, it don't make much difference to me. Come on. You're so goddamn lazy. What the hell's wrong with you? Çağırsak gelir ya. Ben bu herife hayranlık duruyorum ya. Lenny my boy. Kırçıl Osman'ı mı dövdü? Kırçıl yaşlı olan bir daha dövdüyse iyi etti. Ben bu oyunun düşeneğine bayılıyordum. Atına seslenirken tek bir sesli harfte sesli de 3 kere falan bir şeyleri değiştiriyor ya. O bana çok ilginç geliyor yani. Abi Witcher 2 trailerları çıktı. Ne? Witcher 2 mi geliyor? Üf. Bir de Witcher 3 gelse var ya. Abi sesinde bir boğukluk var. Hastaysan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani haberim yok bu arada hastaysam ama. Olabilir. Gain mi açık ya? CS arkadan ses geliyor. Ha şey açık. Klima açık. Odayı ısıtıyorum. Çünkü şey. Ne onun ismi? Kaloriferler yakmadılar hala ve ev serin oluyor. Bekircan Kalkan destekçimiz olmuş. Hakan Beyli Güneş. Abi 5 TL attım okumadın demiş. Aga. Efendim. Göksu Uğur Santa Monica Studio Gameplay ve AI Programmer. Hadi ya. Şimdi Santa Monica'dan birisini çağırıp da
Abi DLC yapacağınız oyunu niye full oyun olarak çıkartmıyorsunuz diye sormamak da çok zor. Timuçin. Ama olabilir, neden olmasın. Mehmet Salih Yıldız destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Deniz Yılmaz demiş ki öyle öyle şöyle öyle kimsenin şeyinde değil galiba. Ben bu bilmem neden bıktım. Hala bu şerefsizden oyunlara para verip oynuyorsalar o kadının canının bir parçasını onlar almış sayıyorum artık. Öncelikle wow. İkincisi ne diyeyim? Mert Aker 5. ayına girmiş. Bekircan, abone olamıyorum biliyorsun hikayeyi. Bu arada konuştuğun şey için şunu diyeyim. Kendinden yaşça büyük bir hocanın elini öpmüştü. Deli gibi haberler çıktı. Yok bilmem ne diye hocanın elini öptü diye. Abi her işimiz magazin ya. Üf. Ali Emir 50 yıldız göndermiş. Sağ olsun. Günaydın Akıncı destekçimiz olmuş. Hakan Beyli demiş ki gece vardiyasına geçtim bu hafta. Tek iyi yanı canlı yayınlara gelebilmek oluyor. Mert Günhanlı sabahlara kadar Valheim yayınlarını özledim. Ayrıca röportaj için teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Estağfurullah. Gökhan Değirmenci 1000 boncuk daha göndermiş. Nisa Gündüz'le yaptığım Far Cry 6 röportajı çok başarılı olmuş. Can hocam sorular çok kaliteli, ağzına sağlık demiş. Teşekkür ederim ya. Hiç oyunla ilgili soru sormadım aslında. Ama bir yandan da arkadaşlar yani şimdi o kız aktör ya. O oynuyor. Ve gameplay'den falan alakası yok. Ben aslında Far Cry 6'nın narratif designer'ıyla da bir röportaj yapmak istedim. Ama iki slotum vardı. Ben de Nisa Gündüz'ü seçtim ya. Türktür dedim. O kadar da Türk değilmiş. Ama olsun. Röportajı bana kadar onu bilmiyordum. Bekircan Kalkan destekçimiz olmuş. Hoş geldin. CS istersen Far Cry 6'nın hikaye yönetmeniyle de röportaj ayarlayabilirim. Nasıl lan? Tam onu dedim lan. Narratif dizaynerıyla röportaj ayarlayacaktım, ayarlayamadım diye. Beritan tanıyor musun sen adamı? Neydi adamın ismi? Tabii ki canım, kız zeytin diyor, domates diyor. Daha ne istiyorsunuz? Tamamdır. Zeytin, domates. Türktür ya bu. Tam bana ya da Türk bayrağı koyayım mı diye düşündüm de dedim ki gerek yok ya. İyice Erzurumcu'ya dönmeyelim dedim yani. Efendim kızım. Ne var kızım? Ateş Meclisi'nin neden devamı gelmiyor? Arkadaşlar yani... tabii ki ekip eski ekip değil birincisi. İkincisi de yani bizim Ateş Meclisi'nde canlandırdığımız herkes gerçek Twitter'da geziyor artık. Yani. Aa, Navid Kavari. Evet lan. Beritan nereden tanıyorsun? İran'dan mı tanıyorsun? Diyeceğim ne alaka İran ama. Öte yandan evet evet dur bakayım. Oha. Ulan nasıl ya? Ulan chatime bak benim ya. Ubisoft'un ayarlayamadığı röportajı Beritan ayarlayacak galiba. Kanka dur hemen benim ayarlamaya çalıştığım herifin ismini veriyorum sana. Şimdi herif dedik. Akşam akşam çıldırmayın be. Yayın yapılıyor burada. Alo. Farklı odalarda takılın bu akşam. Merkür mü retro yapıyor nedir? Herkes gergin bu akşam ha. Evet, Navid Kavari. Nereden tutturdun lan? Bu kadar net takip ediyor musun yani? Arif Boztepe demiş ki umarım Nisa'nın bir ton projede yer alır da bol bol izleriz demiş. Aynen. İranlı CS biz de çok destekledik. Vallahi Beritan müthiş olur. Ben çünkü Navid Kavari ile röportaj sordum. Yani şey oldu. Aslında Türkiye'ye röportaj slotu ayırmamışlar. Çünkü yani. Hani adam hani belli ki röportaj slotları ayrılırken bizi ayırmamışlar. Çok da kızamadım ona. Zaten röportaj yapmak isteyen başka kimse de çok çıkmadı. Ben yani şöyle çok talep de gelmiyor belli ki Türkiye'den. Çünkü iki kişiydik koca etkinlikte. Türkiye'den. Ya millet kodunu alıyor, diliyor gidiyor abi. Hiç kimsenin umurunda değil oyun sektörünün öbür tarafı. Ben de merak ediyorum şimdi, yalan olmaz. Neyse dediler ki yani ben daha doğrusu zorladım. Bakın dedim ya Nisa Gündüz'dür ya bu dedim. Nisa'dır dedim, bu Gündüz'dür, domates, zeytin, peynir falan dedim. Bakın dedim Türkiye dedim falan. Aa dediler tamam dur bir şey yapalım falan. Ayarladılar. Sonra da zorladım. Dedim ki bir de Narrative Director Navid Kavari ile bir toplantı istiyorum dedim. Dediler ki uf, yani köyüne dön Türk dediler. Ben de dedim peki ne diyeyim. Büktüm boynumu. Çektim gittim. O yüzden Beritan o iş olacak gibiyse bana bir mail at. Vallahi çok sevinirim. Çünkü bu oyunda hakikaten farklı bir narrative design denediler. Ben de açıkçası herife şeyi sormak istiyorum.
Aga ne oldu? Ne güzel oradan oraya gidip outpost patlatıyorduk. Bu sefer niye böyle değiştirdiniz diye sormak istiyorum. Nisa'yla da röportaj yaptığım için bence röportajın kabul edilme oranı artar hızlıca. Ben de Ubisoft tarafından bastırırım yani. Abi CD Projekt Red ve Rockstar'dan da insanımız var. Sen iste yeter ki. Ne diyorsun kral? Coştururuz ya. Alperen Kayalar. Sayın CS, sponsorluk için size ulaşmaya çalışıyorum. Bir türlü kısmet. Ha. Alperen, şimdi ben sana bakınca tanıdım. Oğlum bir kere bu senin gerçek tipin mi lan? İnanılmaz bir tipsin. Haberin var değil mi? Şuna bak. Valheim'dan çıkmış gelmiş adam. İkincisi Alperen, okudum ben onu. Abi bürosit koltuk kullanıyorum ben. O yüzden şimdi gaming koltukta çok kullanmak istemiyorum. Rahat da etmiyorum. O yüzden açıkçası şey yapmadım. Yani önceden de benim bir gaming koltuğu yapan bir sponsor vardı. Yalan olmasın, hiç memnun kalmadım gaming koltuktan. O yüzden bürosit koltuğa geçtim. Bunlar da hakikaten böyle ergonomik falan koltuk yani şey. Gaming koltuğu kullanasım yok benim açıkçası. Temelinde o açıkçası. Öyle diyeyim ben sana. Yine yapabileceğimiz bir şey olursa iletişimde olalım. Ama ben tercih etmiyorum şimdi o tarz koltuğu. O yüzden kullanmadığım ürünü de şey yapmam. Tanıtmış olmayayım burada. Nisa kendi adını nasıl telaffuz ediyor acaba? Sormadım biliyor musun Murat? O koltuk 5500 olmuş CS. Olmuştur. Yani şey, sizin kategoride ürün kullanmıyorum abi açıkçası. Ama ara ara çete uğrarsanız herhalde hoşunuz güzel olur. Ya da ne bileyim, hani şimdi ben kullanmıyorum ama belki yani çete falan bir hediye yaparsın, bir şey yaparsın. Yani yani sen yaz her türlü ama şey, dediğim gibi ben şimdi kullanmadığım için şey yapamıyorum. Müdür koltuğuna geçtik yani. Bak Volkan da yazmış, onun mabadına müdür koltuğu uyuyor demiş. O yüzden demiş işte. Evet, öyle bir şey de var aslında yani. Telsa'da bile adamımız var abi, sen rahat ol. Telsa nereye ya? Abi bu mevzuyu Twitter'a no name bir hesapla salarsan hemen linçlemeye gelebilirler. Olayla alakası kişiler bile falan, böyle bir skillimiz var biliyorsun. Yani hangi konuyu bilmiyorum bugün çünkü ilginç bir yayın oldu. Öte yandan hani şey diyorsan, Ubisoft ve Türkiye arasındaki iletişim kopukluğunu diyorsan, abi yani hiçbir yani free to play oyunlar dışında hiçbir oyun şirketinin ana gündeminde olan bir ülke değiliz biz. Satışlar belli çünkü bizim oyunda. Telsa, telefon sanayi. Ha bilmiyorum hiç onu. Telsa ya işte. Telse var ya. Telsa ne ya? Telefon sanayi. Abi Facebook Pay düzelmiş, artık abone olduğum serisinden bir kıyamet kopabilir ya da Twitch'e geçebilirsin, artık vakit geldi. Yok, geçmeyiz. Belli ki ya buradayız ya YouTube'dayız biz arkadaşlar. Bir yere dönmeyeceksek Twitch'e dönmeyeceğiz. CD Projekt Red'den Creative Director var ama İngilizcesi pek iyi değil. Allah Allah Timuçin, maşallah ne connected bir çocukmuşsun sen de. Yani ilgilenmiyor değilim ama CD Projekt Red Creative Director İngilizcesi pek iyi değil. Vallahi bir şey söyleme. O, ben Türk, o Polonyalı, anlaşırız bence. Sen onu bana bir mail at. Abi ben Tuna Pamir'i tanıyorum. Ayarlamaya çalışırım ama geleceğini zannetmiyorum. Geçenlerde milyoner oldu. abi. Navid Kavari ile interview yapan birine baktım. Videosu 400 izlenmiş. İnanılmaz. Abi şöyle tabii şimdi yani oyun sektöründe açıkçası çok az insanın adı biliniyor. Ki ben buna biraz üzülüyorum. Yani bence oyun sektörünün gerçek emektarları olan insanlar çok anılmıyor. Mesela Red Dead Redemption 2'de işte Arthur'u seslendiren adamın bu kadar göz önünde olmuş olması bana çok iyi geliyor. Çünkü gerçekten o adamın motion capture ile, o adamın sesiyle belki 100-200 saat geçiriyorsun. Far Cry 6 muhtemelen çıktığında çok yüksek bir puan almayacak. Hepimiz biliyoruz bunu, değil mi? Ama yani Far Cry 6'yı bir noktada çoğunuz muhtemelen indirimde falan alacaksınız.
Ve o zaman işte Nisa'nın bedeniyle canlandırdığı, sesiyle hayat verdiği Dani ile en az 80 saat geçirecek insanlar. Yani bunlar da kıymetli adamlar. Yazılım tarafı evet, game design tarafı evet. Ama zaten genelde bir oyun sektöründe birileri meşhur oluyorsa game director falan gibi title alanlar oluyor ya da CEO tayfa oluyor. Yani ya müdür herkesin gözü önüne çıkıyor ya da işte Hideo Kojima ya da Hideo Kojima olmak isteyenler. Atananamamış Hideo Kojima var ya bir tane. Neydi adamın ismi? Neil çok ilginç bir şey yaptım. Belki iyi bir şey yaptım sanarlar Druckmann. God of War'daki Kratos abiyle röportaj yapsan CS inanılmaz olur ya. Yani aslında yapabilirim. Olabilir. Çünkü o abi şey aktör. Stargate'de de oynuyor. Böyle bir geek röportajı rica etsem evinden çıkmıyor. Bir işi yok zaten. Belki olabilir. Neydi o adamın ismi? Bak öteki taraftan gidip bulacağım şimdi adamı. God of War'dan gitmeyeceğim. Stargate'in dizisi. Geçelim bakalım Stargate'e. Bak. Stargate dizisi. Bak. Kratos'tan gitmiyorum bile reisi bulmaya. SG1. SG1'de adam neyi oynuyordu ya? O kadar uzun zaman oldu ki. İşte Stargate falan da sormak lazım şimdi adama tabii. Teal'c. Christopher Judge mıydı? Yes. Ya. Hey. Geeklik. Tıçallayı da seslendirmiş ha. Gerçi şimdi bu adam da şu açıdan ilginç. Yani reise diyeceksin ki abi nasıl yapıyorsun seslendirmeleri diyeceksin. Adam da Allah vergisi bir sesim var. Roller bana kendiliğinden geliyor diyecek. Çok teşekkür ederiz abi diyeceğiz. Kaçacağız yani. Çünkü bu reisin o rolü niye aldığı o kadar belli ki Allah kendisine sen evladım Kratos'u seslendir diyerekten el vermiş. Yani şeyi belli adamın. Neyi seslendireyim aga diyecek. Anladın mı yani? Şimdi o da bir ilginç. Yani ne soracaksın adama? Peki eğlendiniz mi seslendirirken? Yes. Başka ne yapıyorsunuz? O çünkü şeyde de öyleydi. Stargate'de de öyleydi. Stargate'deki hatta rolünün seçilmesinin sebebi iri yarı, aşırı kaslı ve tuhaf sesli bir adam olmasıydı yani. Hey adam boy çeker bize bir de rezil oluruz. Sen ne diyorsun boy der rezil oluruz. Zaten boy adam yani. Ondan sonra şey soracaksın full. Ha seni o sacrifice. Aslında Horizon Zero Dawn kıza ulaşabiliriz ya. Abi bize bir boy çeker misin? Ya o da bir tuhaf arkadaşlar. Nisa'ya da soracaktım. Çünkü Dani'yi falan izlediyseniz mesela aralara görüntüleri attım ya. Dani mesela çok şey. Bayağı İspanyol militanı yani kız. Nisa hiç öyle değil. Yani kıza böyle şey diyecektim. Ya hiç benzemiyorsun canlandırdığın karaktere. Bir bize yapabilir misin falan diyecektim. Bu sefer de şey gibi hani amcalara bir çek bakalım hani yap bakalım falan gibi oluyor. O da bir ilginç oluyor böyle yani. Arkçılarla çekilir mi röportaj? Ark 2'den önce bir Vin Diesel'imiz var. Ben röportajlarıma iyi hazırlanıyorum ya bu arada. Bu MSA podcastinden kazandığım bir alışkanlık. MSA podcastinde şunu öğrendim ki şeflerin inanılmaz karışık geçmişleri oluyor. O yüzden geçmişlerini okuyorum sürekli. Röportaj öncesinde geçmişlerine iyi hazırlanırsan insanlara çok güzel sorular sorabiliyorsun. Lara Croft'u yapan kız. Ay evet. Ay Lara Croft'u canlandıran kız inanılmaz bir kız ya. 3 oyunda giderek Lara Croft onun suratına dönüştürdüler ya. Çok yetenekli bir kız o ya. Bir de güzel. Ama şimdi onunla röportaj yapsak hanım oradan diyebilir ki sen der hayırdır der, aslanım der. Yürüyor musun der, zaten kızı beğendiğini kaç kere söyledin der. Al başına belayı ondan sonra. Benim de karım Karadenizli yani ha.
Aa işte şu. Camilla Luddington. Neyse. Hadi benzincilik oynayalım ya. CS Navi'de mesaj attım. Yarın sana maille ayarlayacağım büyük ihtimalle. Harbi mi diyorsun? Ama Far Cry 6 çıkıyor. Adamın şu an schedule olmayabilir. Bir de bizim yaptığımız röportajı da gönder. Hani görsün adam şey. Bir de bana vakit ver oğlum. Ben o röportaja hazırlanayım. Hideo Kojima tanıyorsam davet etsem gelse ne dersin? Olsun mu olmasın mı? Abi olsun tabii ki de Hideo Kojima'nın İngilizcesi yok. Benim de Japoncam yok. Zaten. Ne? Witcher 2 mi geliyor? Yaşasın. Güncel oyunlardaki karakterleri gerçek insanlar mı canlandırıyor? Artık öyle tabii. Abi oyun olmasın bence muhabbet güzel. Okey. Benim de acelem yok. Benim Japoncam var da benim Japoncam hentai Japoncası. Onunla konuşamam ki adamla. Ne diyeceğim adama? Abi diyeceğim ne diyorsun bukkake konusunda? Ne oldu bukkakeler? Çok bir ara çok popülerdi, azaldı son zamanlarda. Futanari artıyor şimdilerde. Ne dersin abi falan diyeceğim. Benim Japoncam bu kadar. Şimdi olur mu bu? Ne desin adam? Ben der, evet der, film gibi oyunlar yapmaya çalışıyorum falan. Onu demiyorum abi. Bukkake ediyorum. Olmaz yani. Çıkma, çözülmez o iş yani. O da anan diyor zaten size birbirinize girersiniz. Evet. Kaldı ki abi E3'te ben yüzüne bile bakmadım o adamın. Aynen öyle bir arkadaşımız yazdı şimdi. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.